Merhaba arkadaşlar, benim kendine bir nitelikli incelemede daha baş başayız. Buyursunlar efendim demekten kendimi alamadım, bir video girişi daha olmakta. Bu videoda zaten başlıktan da gördüğünüz gibi Rota'nın Shakespeare'in Gözleri şarkısı üzerine konuşacağım arkadaşlar. Bir arkadaş edebiyat kokan çok derin bir parça dediği için merak ettim, bakacağım. Sonrasında göreceğiz bakalım ne kadar edebiyat kokup kokmadığını. Tabi eğer bu tür videolar gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Şarkıya geçebiliriz bence. Kartopu atarak uyanıyorum her gün ben, karalamadan yapamaz oldum, anlamıyorlar beni, ben bir hayaletim, hiç yaralanamam, sadece yapabildiğini yaparsan asla şimdiki halinden fazlası olamazsın, bazen güçlü yapan dayanman değil, bırakma bu benim doğru. Bu arada şarkıyı ben ilk defa dinleyeceğim, o yüzden merak ediyorum, hani eski bir parça Rota'nın eski şarkılarından, sözlerin de çıktısını aldım, bakacağız. Fena başlamadı, birazcık böyle durgun bir havası var, sonrasında kim bilir neler olacak, bilmiyorum, devam. Yaralara boğdum, nedeni bir uzuv için olamam, hiç olgun sordum, sarı çiçeği içilebiliyor musun dedi, ana baba yok, sardım içiyorum kendimi her gün, yarın ters düz yaradana soruyorum, ediyorken kim ne dediği bilinemiyor, bilene belki diye bir kere de bana bunu da söylersen, günahın ardı ne bileyim, yaşam kötü bir yaşam değilim, aleyhine değil. Gününü yaşa, cebim para dolu bir ton ama azimetlerim, gezegende kazanmayı istiyorsan ya da tam tersi onun gibi biri ol, parmakla seni gösterebiliyorlar, yetenek ara dur ki bul hayatlarında diyorlar, gece gölgenin rahatına bak, bunu ben başlatmadım ama bitirecek olanım, sinir et boynuna dolarım, kinim o kadar. Evet, güzel sözler, fena değilmiş. Yani edebiyattan anladığımız şey demek ki farklıymış, onu görüyorum ben. Evet, güzel, fena değil sözler ama buram buram edebiyat kokan bir parça mı? Bence değil arkadaşlar. Neden değil? Çünkü benim edebiyat anlayışım, benim o buram buram derinlik anlayışım böyle bir şey değil. Ben Agabi'ye buna örnek verebilirim. Vay efendim Ağaç Kakan'a örnek verebilirim. Onların yazdığı verse'ler, özellikle bazı verse'ler edebi, gayet edebi. Ama burada biraz daha doğrudan bir anlatım görüyoruz. Hani edebiyat dediğin şey aslında baktığın zaman genel olarak imgeler, semboller, simgelerle dolup taşan bir şey. Evet, yalın ve duru anlatımlar da var, doğrudan anlatımlar da var ama bu o edebilikte değil arkadaşlar. Ama fena bir metin değil. Yani ben Rota severim zaten, biliyorsunuz Rota'yı sevdiğimi. Hemen bakalım sözlere. Cehenneme kartopu atarak uyanıyorum her gün ben. Yani boşa kürek çekiyorum diyor bir yandan aslında. Ne yapsam söndüremeyeceğim bir şey var ama ben yine de devam ediyorum. Yani azim de burada anlattığı şey aslında bir yandan. Karalamadan yapamaz oldum, anlamıyorlar beni. Ben bir hayaletim, hiç yaralan. Tamam. Sadece yapabildiğini yaparsan asla şimdiki halinden fazlası olamazsın. Yani kendini zorlayacaksın diyor velhasıl. Bazen güçlü yapan dayanman değil, bırakman. Doğru. Bu benim doğrum, yaraları boğdum. Evet, böyle bir yara muhabbeti var şimdiye kadar duyduğum bölümlerde. Sanırım kendi işte şahsi problemleri üzerinden, kendi azimi üzerinden piyasa eleştirisi yapıyor burada da. Nedeni bir uzuv için olamam, hiç olgun. Burada uzuv dediği ne acaba? Sordum sarı çiçeği içilebiliyor musun? Dedi ana baba yok, sardım içiyorum kendime her gün. Yarın ters düz yaradana soruyorum ve ediyor kemküm. Ne dediği bilinemiyor. Bilen hep Herkül. Burada acaba Herkül simgesi azimle birlikte mi anlatılmış? O azmin bir simgesi mi olmuş burada Herkül? Öyle bir şey olabilir. Yani Herkül sonuçta güçlü, bir şeyleri alt eden, bilen birisi. Ama tanrısının kendisine karşı, yani tanrının kendisine karşı kemküm ettiğini söylüyor. Cevapsız bıraktığını söylüyor kendisine. Ya bir kere de bana bunu deseler, sen gül, dağın ardını biliyor aşam. Kötü değil bu yaşam. Değilim aleyna, diyeyim gününü yaşa. Tabii pop eleştirisi her zamanki gibi. Cebim para dolu bir ton ama azimetlerim, gezegende kazanmayı istiyorsan ya da tam tersi onun gibi biri ol, parmakla seni gösterebiliyorlar. Yani işte azmedeceksin ya da öyle herkese hitap edeceğin işler yapacaksın ki, popüler işler yapacaksın ki göz önünde olasın. Bunu söylüyor ama azmin getirisinin daha fazla olduğunu söylüyor. Hem para hem de nitelik olduğunu söylüyor kendisi. Yetenek ara dur ki bul hayatlarında diyorlar, gece gölgenin rahatına bak. Bunu ben başlatmadım ama bitirecek olanım, sinir et boynuna dolarım. Yani o ironik ve sivri dilini görüyoruz her zamanki gibi Rota'nın, öyle diyelim. Fena başlamadık, devam. Büyük aptal bir fanım, beni hiç irdelemez aptalca laf ve Rota doğdu. Bir ileri bir geri bitirip bedeli, sonunu görüp ona derim olamaz hiç ebedi. Bu sanat işim bunun için varım ve şükür edin sizin gibileri nesiklediğim. Verim ki erdemli olanlara söyleyecek sözleri var, söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem mi var? Arkana bakmadan kaç buralar, boka battı, rapine laf attım aldım haklı, derim bana bula
ulaşan rotayla ne yaptı bu tacın? Veri kalitesi benim de buna bir türlü ulaşamayacaksın. Klozete oturup hayallere daldığında gör. Dinlediğim kadarıyla şunu söyleyebilirim. Rota'nın bu şarkıdan daha iyi şarkıları var arkadaşlar. Daha iyi verse'leri var bence. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda belirtin. Sözlere bakacak olursak, kinim o kadar büyük, aptal bir fanın beni hiç irdelemez aptalca lafı. Ve Rota doğduğu bir ileri bir geri, bitirip bedeli sonunu görüp ona derim. Olamaz hiç ebedi, bu sanat işim, bunun için varım. Evet, şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi fan kitleleri bazen kendilerini o rap, hani nasıl okurlar kendilerini şairlerle ya da yazarlarla özdeşleştirip ya da onlara kendini yakın bulup biraz abuk subuk şeyler yazıyorsa ister istemez, çünkü kendini öyle bir kaptırıyor ki oraya, hiç mesela yazara ait olmayan bir şeyler yazıyor ya da işte ah be Cemal abi diyor Cemal Süreyya için, ya da yani sen hiç şey gördün mü, ah be Picasso dayı dediğini gördün mü mesela bir İspanyol, bilmem, belki yani diyen varsa da yazdıklar olsun yani. Gerçekten fanların her şeyi kendileri biliyormuş gibi davranmaları, ama senin müzikle alakan yok, söz yazmamışsın falan filan. Bundan bahsediyor. Ben sanatımı icra ediyorum diyor. Yani sizin ne dediğiniz önemi, ne dediğinizin önemi yok. Ve şükür edin sizin gibi dediğime, velev ki erdemli olanların söyleyecek sözleri var. Söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem mi var? Evet, yani erdem de artık çok tartışılan bir şey. Öyle erdemli olup da ne bok yediğini bildiğimiz insanlar da var. Arkana bakmadan kaç, buralar boka battı, rapine laf attım, aldım aklı. Derim bana bulaşan Rota ile ne yaptı? Bu tacın lirik kalitesi benim. Yani şu lirik kalite muhabbetinin de içi boşaltıldı gerçekten. Rota'da da bunu gördük. Lirik kalite nedir? Böyle bir sözcük var mı yok mu? Bununla ilgili videomu da kanalda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklamaları da bırakacağım. Kartlarda da görürsünüz zaten. Bakın, lirik kalite ne demek? Kökenine indim. Niye herkes bu kadar lirik kalite lafını ağzına doladı? Bunları konuştum. Bakabilirsiniz. Ve buna bir türlü ulaşamayacaksın. Yani benim yerime gelemeyeceksin diyor. Bana ulaşamayacaksın. Yaptığım ayarda yapamayacaksın işlerini. Klozete oturup hayallere daldığında görebilirsin kendini tahtında. Görebilirsin kendini tahtında, ama popçularla bokun üzerindesin. Yani sen kendini kandırıyorsun diyor. Yaptığın iş belli. Popçu larla iş yapıyorsun. Sen şöyle böyle kaldı ki, bu evet yani her rapçi için olmasa da bazı rapçiler için davayı satmak olarak görülebilir. Bazısı için rahatsızlık veren bir durum, ama hani ben öyle görmüyorum. Artık ister istemez rap başını alıp gittiği için, nasıl zamanında arabesk başını alıp gittiğinde pop ona yanaştıysa, şimdi de rap alıp başını gittiğinden pop ona yanaşacak haliyle. Dolayısıyla onlarla işbirliği yapan rapçileri de doğrudan harcamaya gerek yok bence. Yapılan işe bakmalı. Nitelikli mi değil mi, ona göre konuşmalı. Devam edelim. Bilirsin kendini tahtında, ama popçularla bokun üzerindesin. Bunu göreceksin bir gün uyandığında. Sorun olmak ya da olmamak değil. Shakespeare'in gözleri benim farkımda. Tüm ruhları şairin farkında. Bana sahip çıkıyor hep arkamda. Seni ayakta tutan bacak benim olacak. Hem iddialısın üstü oyna paşam benim davam. Ölür ya olursun, tavrımdan ödünü vermem hocam. O kadar alttan alıyorum ki bazı şeyleri düzmüyorum MC'leri. Ve bunun için bir gün bana hip hop fanları bro niye sikmedin diyerek hesap soracak. Nedeni belli değil, benim dengim benim hala meclisim hala. Evet, birazcık burada o Hitler şeyi var, hani bir gün Yahudileri olabilir. Rota sonuçta meydan okuyor burada, kendisi de rapin Hitler'e olduğunu bir nevi ima etmiş bulunuyor. Bakalım ne diyor. Görebilirsin kendini tatında, ama popçularla bokun üzerindesin. Bunu göreceksin bir gün uyandığında. Sorun olmak ya da olmamak değil. Shakespeare'in gözleri benim farkımda. Burada Hamlet'e aslında yine o Shakespeare üzerinden Shakespeare'e bir göndermede bulunuyor kendisi. Yani benim ne kadar şairane, şiirle kafayı kırmış, şiire kafayı takmış ya da bu işlere kafayı takmış biri olduğum açık, bunu söylüyor. Shakespeare'i de zaten bilen biliyordur arkadaşlar. Önemli bir şair kendisi, bir yazar. Tiyatro metinleriyle de meşhur. Yani şimdiki gençlerin ne kadar ilgisini çeker bilmiyorum, ama Shakespeare vardır arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Türkçe'de çevirileri de mevcut. Bırakıyorum şuraya. Tüm ruhları şairin parkamda. Bana sahip çıkıyor parkamdan. Seni ayakta tutan bacak benim olacak. İddialısın. Üst oyna paşam. Benim davam belli. Ya ölür ya olursun. Burada olmak ya da olmamak muhabbetini ya ölür ya olursun'a getiriyor kendisi. Tavrımdan ödüm vermem hocam. O kadar alttan alıyorum ki bazı şeyleri düzmüyorum MC'leri. Ve bunun için bir gün hip hop fanları Brownie diyecek. Diyerek hesap soracak. Nedeni belli değil benim dengim. Benim hala meclisim hala diyerek burada bir ceza göndermesi, bir meclise ala İstanbul göndermesi görüyoruz. Yani nefret göndermesi. Yani dediğim gibi Rota şairane bir isim olduğunu Shakespeare adını anarak gösteriyor. Yani nasıl bizdeki o Dadaloğlu der ki muhabbeti var. Burada da Shakespeare'i arkasına aldığını söylüyor. Devam edelim. Onlara primi veremiyorum, üzgünüm. Siktiğimin ucubelerine bu kadar taptığınız için birçok yetenek bıraktı bu boku ve aslen hiç olmadılar. Ama ben başkayım, ben benzemiyorum. Satın alamıyorum.
iki hata yaptın. Sana tavsiyem daha çok hata yaptır. Boğulmaktan kurtulacak kadar derine sizin için değilim, affet malım. Tekine sormuyorum hep affet kalın. Kafalıya vurdum ben affet kaçın. Ömrüm bitti bir bitmedi ergenlik. İlginç olmaya çalış. Evet, orada bir kelime oyunu gibi bir şeyler yaptı. Bilmiyorum gördünüz mü ama affetmek üzerinden. Şimdi onlara prim veremiyorum üzgünüm. Dimin ucubelerine bu kadar taptığınız için birçok yetenek bıraktı bu boku. Ve aslen hiç olmadılar. Ama ben başkasıyım, ben benzemiyorum onlara. Beni bir türlü satın alamıyorlar. Boş konuşuyorsun, seni duymuyorum artık. Evet, birçok MC aslında görülmediği, göz önünde olmadığı için, siz onlara o kıymeti vermediğiniz için, hak ettikleri kıymeti vermediğiniz için bıraktılar bu işi diyor. Ama bu iş kıymet meselesi de değil arkadaşlar. Yani birçoğumuz aslında hak ettiğimiz kıymeti görmeden yaptığımız işi yapmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü seviyoruz. Yapmazsak olmaz. Yapmadan duramıyoruz ki devam ediyoruz yapmaya. Ha, burada bu kıymeti göremediği için bu işi bırakanları da küçümsemiyorum kesinlikle. Herkes aynı motivasyona sahip değil. Hepimiz bazı şeylerde motivasyonumuzu kaybediyoruz. Olabilir. Yazdıklarının nokta yok mantık. Mumble rapçi hata yaptın. Hep bu mumble rapçilere de yüklenme var. Sana mumble rapçi hata yaptın. Sana tavsiyem daha çok hata yaptır. Boğulmaktan kurtulacak kadar derine sizin için değilim. Affet malın tekine sövüyorum. Affet malın tekine sövmüyorum. Hep affet kalın kafalıya vurdum ben. Afet kaçın. Güzel burası. Ömrüm bitti. Bir bitmedi ergenlik. İlginç olmaya çalışman ilginç. Evet, yani ilginç olmaya çalışmakla ilginç olunmadığını birçoğumuz tecrübe etmişizdir ergenliğimizde bilhassa, bilmiyorum. O bebek güzel değil, sadece fotoğraf çekerken bayağı bir sabırla. Evet, çünkü artık herkes hangi profilden iyi çıktığını biliyor. Mesela bu da ilginç. Abi hangi profilden ne kadar iyi çıkıp ne kadar iyi çıkmadığını nasıl tartabiliyorsun ya? Kafayı vuruyor, ne kadar yorgun da bunu ölçebiliyorsun. Ama insanlar her açıdan nasıl göründüğünü artık biliyor. Yani ya da şöyle de bakabilirsin mevzuya. Senin o çok güzel zannettiğin şey aslında o kadar da güzel değil. Sadece doğru açıdan çekilmiş bir şey. Bir iç kendisi derim ona, kurtul kendinden. Yani o kendin olamadığın kendinden kurtul diyor aslında. Dünyalar o derdinden daha fazla içirir. Her gün gel. Seni özlemem için gerekir ölmen. Evet, neyse devam edelim. Bana ilginç o bebek güzel değil. Sadece fotoğraf çekerken bayağı bir sabırlı bir hiç kendisi. Derim ona kurtul. Seni özlemem için gerekir ölüm. Benden alabileceği tek şey günah. Çok bakmışsın, az görmüşsün. Tüm kuşları sittin, bir leylek kaldı. Bakmamışsın, hiç körmüşsün. Dünya sana tapsa ne olur? Topun dikene takıldı, şiirleri yazan. Denyolar için müzik hep üreten adam. Vasat bir şair bozuntusuz. Genelde neyle itham ediyorlarsa kendilerinde o var. Bu bir istisna, bu sefer kain. Evet, fena değil şarkı. Belli bir şekilde ilerliyor. Ne böyle coşmalar var, ne böyle müzikte patlayan yerler var ama kıyak, ben sevdim şarkıyı. Rota her zamanki rota ama dediğim gibi rotanın bundan daha iyi, daha derin, daha incelikli şarkıları olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Çok bakmışsın, az görmüşsün. Tüm kuşların bile yedek kaldı. Bakmamışsın, hiç körmüşsün. Dünya sana tapsa ne olur? Topum dikine takıldı, şiirleri yazan. Denyolar için müzik üreten adam. Vasat bir şair bozuntususun. Evet, piyasayı eleştiriyor işte ya. Siz şair değilsiniz, ben şairim. Ben bu işi yapıyorum. Genelde neyle itham ediyorlarsa kendilerinde o var. Bu bir istisna. Bu sefer kaidesi benim rapim. Yani otorite benim diyor aslına bakarsanız. Her varım istismar. Güzel. Son tıkanıklık var burnumda. Kokluyorum hip hop kafa buldukça. Hep çabalıyorsun, olmuyor mu? O zaman çabalamıyorsun amca. Yani acı çekmenin cool tarafı yok. Anlayacaksın bir gün cool olunca. Bu acı çekme yahut yara muhabbeti aklıma İsmet Özel'in bir şiirini getirdi. Orada şey diyor, acılar çekecek yaşa geldiğim zaman acıyla uğraşan yerlerimi yok ettim. Hani rotada benzer bir şeyi yakalamış burada. Söylediklerinden çok seni sustuklarından hep sorumlu tutacağım. Benim belli yerim gelemez ürkek. Ben yükseğim, senden çok yüksek. Bu yüzden bana tükürmeye çalışma, yoksa senin suratın ıslanacak diyor kendisi. Yani ne kadar yüksekte olduğundan bahsediyor velhasıl arkadaşlar. Sözlerin tamamına da bakmaya gerek yok bence. Evet, Brota'nın hareketi başlıyor sokaklarda. Piyasanız hazır olsun, anakarta sokuyorum işlemcilerimi. Bir gün benim önümde eğilecek o beter yüz. Hiç görmedim böyle ritimlerin üstüne dans eden bir MC. Onlara dikkatli bir bak, bir daha bak. Birbirinin kopyası gibi piç hepsi. Favori Naruto yap, hip-hop'una sevap. Evet, yani favori Naruto yaparsan eğer bu işleri görürsün diyor. Belki de kendi yetiştirdiği isimlerden bahsediyor. Da çevresindeki iyi tiplerden bahsediyor burada. Bilmiyorum ama fena değil yani şarkı arkadaşlar. Çok böyle bomba bulmadım ama benim şarkıyla ilgili düşüncelerim bu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı da unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.